Zeynep'cim, ne haber hayatım? İyiyim, sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Özlemişim vallahi. Ne haber kanka? Zeynep ben. Zeynep, memnun oldum ben de. Hoş geldin. Zeynep'cim, Zeynep benim okuldan arkadaşım. Aa, siz tanışmadınız değil mi? Zeynep. Onur. Memnun oldum. Okey, tamam. Tebrik ederim sizi. Çok teşekkürler. Merhaba, ben Zeki. Zeynep. Zeynep. Daha önce karşılaşmış mıydın? Ben bir bankada yöneticiyim. Orada karşılaşmış olabilir miyiz? Yok, sanmıyorum. Siz nerede çalışıyorsunuz? Çağrı merkezinde çalışıyorum. Ya, vallahi ben size hayran. Yani işinize hayran. Günde ortalama kaç kişiyle konuşuyorsunuz? Sizin işiniz çok zor. Ben o işi yapamam. Çok zor. Şikayet edenler değil mi? Telefon edenler falan. Bak, benim işim mesela rahat. Ben bir erkek arkadaşımın yanına gideceğim. Görüşürüz. Tabii, görüşürüz Zeynep. Alabilir miyim? Pardon. Teşekkürler. Demek ikinci halimiz bu. Ne varmış halimde? Ben eve gidiyorum. Hadi seni de bırakayım gibi. Ne oldu? Yanında bir kız olmadan gidemiyor musun evine? Zeynep, yeter artık. 100 kere özür diledim. Unut artık. Bu kadar zaman geçti üzerinden. Bir daha olmayacak diyorum sana ya. Evet, olmayacak tabii. Çünkü biz artık sadece iş arkadaşıyız. Güzel. Eve gidiyorsan beni de bırakır mısın? Bırakırım.
Evde görüşürüz. Seslenelim mi? Onur değil miydi adı? Onur. E'si Onur duyamaz Zeynep. Nasıl yani? Zeynepçim Onur sağır. Oley be! Hayatımın erkeğini buldum, hiç konuşmayayım. Deli bu kız yani. Biri şakağında kurşunu öylece bekliyor. Bir kız itiyor kendisini uyuyan Deniz'in gözlerine. Tizden bir şarkı fırlıyor sabaha. Sokak köpekleri ıslak uyanıyor hırıltılı bir an geceden. Beyler kusura bakmayın, malum dün gece biraz kaçırmışız. Ne haber lan? Gecelerin Fatih'i. Ne yaptın? Anlattın mı maceraları? Neyse hadi bakalım, konuşuruz sonra. Hadi işimize bakalım beyler. Bir, iki, üç, dört, dört çifte çıkıyorsunuz. Siz de iki çifte çıkın, dün gecek gibi. Hadi bakalım, hadi hadi. Haydi, 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 haydi. Bak! Bak! Ben de size yapmanız gerekenleri söylüyorum zaten. Neyi söylüyorsunuz ya? Sabahtan beri aynı şey. Deniyorum işte söylediğinizi, bir bak olmuyor. Allah belanı versin. Beyefendi lütfen. Şu an konuştuklarımız kaydediliyor. Biraz sakin olur musunuz? Eğer size yardımcı olursanız sorunu birlikte çözeriz. Ürünün kodunu tekrarlar mısınız lütfen? Ya, tamam ya. Dikeceğim yapacağınız işi ve satacağınız malı da. Bir servis yollayacaktınız. İki saattir maymun gibi oynattınız. Of ya. Bu kadar hassas olmaz ya. Olur böyle şey. Hadi. Hadi canım. Anne, hoş geldin. Ah, yine dağıtmış ortalığı. Tamam anne, ben toplarım sonra. Al, yemek getirdim sana. Teşekkür ederim. Ben kahve yapacağım kendime. Sen de ister misin? Olur. Türk kahvesi ama. Hmm.
Yeter ama artık. Size kaç kere söyleyeceğim hanımefendi, aramayın artık. Münasebetsizliğin gereği yok, benim kocam. Alo, bana bak, bir daha bu kadını rahatsız edersen seni bulurum. Alo. Anne, bende kalıyorsun artık. Saçmalama Zeynep. Olmaz öyle şey. Anlamıyorum anne. Niye hala bu adama katlanıyorsun? Hem beni düşünmene de gerek yok artık. Kal işte benimle. Daha neyi bekliyorsun? Kızım. Öyle pat diye nasıl bırakırım babanı bunca yıldan sonra? İyi anne, sen bilirsin. Ha, ne haber? Abi, kütüphanedeyiz. Neredesin? Derse gireceğiz. Seni bekliyoruz. Tamam abi, tamam. Kapatıyoruz. Alo. Alo, alo. Ha, duyuyor musun? Duyuyorum. Kütüphaneci geçti de. Abi, sen o zaman direkt eve gel akşam. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi. İpini yedi ya. Demek senin uyku tutmadı. Ne haber Zeynep? Delirdin mi sen? Uyumaya çalışıyorum. Ama sen bu saatte uyudun mu? Gel, gel. Aras, ben sabahın köründe kalkıyorum. Şimdi seninle uğraşamam. Biz de kalkıyoruz sabahın köründe. Niye uykusuzluğu çıkartıyorsun sen? Canım, gel. Sen niye kendi evine gitmiyorsun ki? Burası kuzenimin evi. Benim de evim sayılır. Ayrıca seni pijamalarında görmek çok hoşuma gidiyor. Benim seni görmek hiç hoşuma gitmiyor ama. Sabah görüşürüz. İyi geceler. Yavaş ya biraz, boğulacaksın ya. İşte mi zannettin kendini? Ay ne yapayım, alışkanlık. Zeynep, sen hiçbir şey anlatmadın. Sır küpüdür o, anlatmaz. Ne anlatacağım ki? Vedat'ın nişanlandığı geceyi anlatabilirsin. Mesela. Ama anlatma, sen bize fotoğraflarını göster bakalım. Bu çocuk kim Zeynep? Başka kim olabilir? Ama fotoğrafını çekmişsin çocuğum be. Çok rezalet bir durum ya. Ya sen nasıl anlamazsın ya? Olmayı. Ama sağır olmasa yakışıklı çocukmuş anladın. Seni aradı mı hiç? Sessiz telefonlar alıyormuşsun. Ay çok güzel. Ortasına bıraktım yüreğimi. Ölmek kolay. Kapat kapıları.
bakarak konuşman yeter. Evet. Çıkıyordun galiba. Rahatsız mı? Heceleme. Tamam, doğru. Ceketimi burada unutmuş olabilir miyim? Sağ ol. Bu arada nereye gidiyordun? Ay pardon. Ne yapıyorsun kız sen? Neredesin? Ne yapıyorsun? İyiyim, sen nasılsın? İyi valla, ne olsun aynı. Hoş geldin Cenk ben. Onur. Memnun oldum. Ne içersiniz, ne ikram edeyim size? Bira. Bira alalım biz birer tane. Tamam, bira vereyim. Ben seni nereden tanıyacağım birader? Sen daha önce buraya geldin mi acaba? Yok, Onur hiç gelmedi buraya. Allah Allah, Zeynep bırak da çocukla iki tane bir şey konuşayım ya. Yalnız ben... Onur sağır. Sağır diyor ya. Barda buz bitti. Ben bir buz alayım geleyim. Ya kusura bakmadın değil mi? Cenk benim çok eski arkadaşımdır. Ben öyle pat diye söyledim ama kızmadın değil mi? Kızdın mı? Ya ben senin yanında nasıl davranacağım? Görüyorsun patavatsızım biraz. Kendin gibi. Tamam. Yani denerim. Hiçbir şeye mecbur değilsin. Kendimi kötü hissettiğim için mi burada olduğumu sanıyorsun? Ya sen böyle her düşündüğünü söyler misin? Kimi korumaya çalışıyorsun? Beni mi, kendini mi? Korkuyor musun? Yanlış anlamadım, sadece çok mutluyum. Hiç konuşmadan anlaşabilir miyiz acaba? Bir ile on arasında bir sayı tutacağım. Bir de üç ana renkten birini mi? Ben de denemek istiyorum. Kuyuya mı düştün kızım? Yarım saattir çalıyor, duymuyor musun? Ne oldu Aras ya sabahın köyünde? Açar açmaz başladın yine, yatıyordum. Zeynep orada mı? Zeynep mi? Sabah sabah bunun için mi aradın ya? Zaten uyuyamadım gece. Ya sana mı soracağım niçin arayacağımı kızım? Cevap versene, Zeynep orada mı? Gelmedi herhalde. Gelmedi mi? Ne demek ya? Ya kuzen
sen Erbuk'a karışma orada. Günaydın canım. Sen kimsin ya? Aylardır böyle kahvaltı etmedim. Aylardır böyle kahvaltı etmedim. Bu arada Vedat'la nereden tanışıyorsunuz? Aa, doğru, o da kürek çekiyordu. Sen de mi şehir bölge planlama okudun? Grafik tasarım. Nerede çalışıyorsun? Kütüphanede mi? Ben çağrı merkezinde çalışıyorum. İyi günler, ben Zeynep. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben işe geç kaldım. Çıkmam lazım. Kahvaltı için çok sağ ol. Görüşürüz. Bu arada ben akşam için Leyla'lara söz vermiştim. Gelmek ister misin sen de? Leyla benim ev arkadaşım. Tamam, o zaman işten çıkınca ben seni ararım. Olur mu? Mesaj atarım, tamam. Hoşça kal. Ah, pardon. Hoşça kal. Aras konser için hepimize bilet ayarlamış. Zeynep sana dağılmış. Bu sefer caymak yok, gidiyoruz bak. Ya ben çok çalışıyorum, söz vermeyeyim. Alıştı. Buraya bile zor geldim zaten. Zeynep'ciğim, mızmızlanmayı bırak, geliyorsun o kadar. Geçen yaz gittiğimiz festivali hatırlıyor musun? Çok güzeldi değil mi? Çok güzeldi. Biz döndükten sonra biz Zeynep'le kalmıştık. Bir gece çadırda yatıyoruz. Sabaha kadar yağmur yağdı. Böyle her yer çamur gibi. Tuvalete gitmek istiyoruz. 10 metre sıra. Kızım siz susturmuşsunuz biz illa çadırda. Pencereleri kapamış Zeynep. Biliyorum ben. Sonra ben sabah aramıştım, hatırlıyor musun? Aradım. Açtınız mı? Açmadım. Suratına kapattım. Bir de sabah sabah arayacak. Ben zaten müzik çalıyor. Ben de gideyim falan diyecek. Yağmuran. Artık şu kiraları sen toplasan diyorum ha. Ben uğraşmasam. Hem bak Onur'a da zam yapmayalım. Çocuk aşık da oldu.
Şimdi bir sürü masraf. Ne dersin? Bahaneye bak. Arkadaşlar, bir saniyenizi rica ediyorum. Geçen gün yapmış olduğunuz eylem sebebiyle firmamızın uğradığı zararı kapatmak amacıyla eyleme katılmayanlar da katılanlarla aynı bedeli ödeyecekler. Önümüzdeki hafta boyunca hepiniz bir saat fazla mesai yapacaksınız. Umarım buna değer. Ağzından zorla laf çıkıyor. Aşık mı oluyorum Serbuk'u sırıtıyorsun? Yok canım ya, aşık olmasın. Ayana, mola süremiz bitti. Geçen her saniyesi cebinizden çıkıyor. Hadi bakalım telefonlara, hadi bakalım. Aras Bey, Tamer'in ayağı kırıldı biliyorsunuz. Bir hafta işe gelemeyecek. Raporu masanıza bıraktım. Bir hafta mı? Ancak o zaman yürüyebilecek Aras. Biz onu evden aldırırız, bir şey olmaz. Halı sahada maç yapmıyoruz kızlar. Oturacak, eliyle ağzıyla çalışacak. Hepsi bu. Aralarımıza bakarak gülümseyerek açıyoruz telefonlarımızı. Şimdi bugünkü yüksek ciromuz için hep birlikte kendimizi kuvvetlice alkışlıyoruz. Evet, teşekkürler. Sipariş ver. Ver. Sen önce parayı ver. Al. La piç! Seni bir yakalarsam... Rüyanda görürsün. Sen önce bir kapının önüne çık. Kıç! Piçi! Geldim ama zor durumda kalmadın değil mi? İşten çıkınca tek başıma eve gitmek istemedim. Bugün aldım daha. Çok güzel filmmiş. Belki bu gece uyuyakalmadan bitirebiliriz bir filmi. Ben çok yoruluyorum ya. Horluyorum ben galiba geceleri. Sorun değil diyorsun yani. Ya sen beni neden anlamıyorsun ya? Yarım saate kadar geleceğim diyorum sana. Ya sesin olur musun arkadaşım? Bak herkes çalışıyor. Ya sen ne karışıyorsun lan işine baksana. Yok sana demiyorum hayatım. Ya, ne yapıyorsun lan? Kamran şunlara bak ne tatlılar. Bir şey mi söyleyeceksin? Yok.
defterler sana gelmiş. Yukarı çıkarken bana verdiler. Teşekkürler. Müdür Bey Zeynep çıkmadan bana bir uğrasın dedi. Tamam. Zeynep, ne oldu yine? Niye çağırmış? Sözde mola sürelerim uzunmuş. Lafı eyleme getirip kimin düzenlediğini öğrenmeye çalıştı. Herifler istediği gibi at koşturuyor tabii. Hiçbir şey tepki vermiyoruz. Abiciğim işinize gelirse diyorlar işte. Bu kadar basit ya. Gelmiyor ama. E o zaman da kapıyı gösteriyorlar işte. Biz niye gidiyoruz ya? Bu benim değiştirdiğim kaçıncı iş biliyor musun sen? Bizim sorunumuz bu işte. Sıkışınca kaçıyoruz. Ne yapacağız o zaman? Bence biraz risk alabiliriz. Evet. Gazetelere falan yazalım. Ne bileyim. Sendikalara gidelim. Hem bizim işle ilgili bir sendika yok mudur yani? Ya vardır mutlaka ama işte olsa öyle seninle benimle olacak iş değil o. O zaman önce internette bir grup kuralım. Böylece insanların tepkisini ölçmüş oluruz. Sonra diğer çağrı merkezlerindekilerle iletişime geçebiliriz. Evet, bu çok iyi bir fikir. Yani bir yerden başlayalım artık. Ben meydanda ineceğim. Yarın konuşuruz, tamam, tamam mı? Tamam. Hadi hoşça kal. Çok teşekkürler. İşle ilgili önemli değil. Anlatacak bir şey yok ki. Bütün gün deli gibi çalışıyorum işte. Senin günün nasıl geçti? Onur, bak ne güzel bir işin var. Bir web sayfası yapsan kütüphanede bir ayda kazandığının kaç katını kazanırsın? Yok, ben kayıştan aldım. Şu kişim mi? Küsme imkisi yok. Tam başına çalışmanı isteyeyim. Sana büyük bir sır söyleyeceğim. Korkuyorum senden. Ne demek bu? Fotoğrafları ne yaptın? Ya daha yeni aktardım bilgisayara. Ay. Ama bu hafta yollayacağım artık. Söz mü? Söz, vallahi yollayacağım. İyi, hadi bakalım.
Nasıl gidiyor dersler? Alıyorum haberlerini. İyi iyi, çalışıyorum işte. İyi gidiyor herhalde bizim adamla. Herkes biter diyordu. Vallahi büyük sürpriz yaptınız ha. Ay ne oldu be şimdi? Sen sanki hiç konuşmuyorsun arkadaşların sevgilileri hakkında. Tamam da bu konuşmaktan çok dedikoduya giriyor. Merak edenlere de söyle, biz Onur'la gayet iyi anlaşıyoruz. Zaten onlarla da bu saçmalıkları yüzünden görüşmüyorum. Ay Allah Allah ya, Allah Allah ya. Seninle de hiçbir şey konuşulmuyor ama ha. Hadi eyvallah. Hadi oğlum koş, 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 koş. Gitmek istedim sadece. Yok bir şey, gidelim. Geldin oğlum. Sayıkladın mı sen biraz? Zeynep. Hoş geldin Zeynep. Nasılsın? Çok özür dilerim. Ben hiç önemli değil. Şunları mutfağa götüreyim. Annen çok güzelmiş. Zeynep sen hiçbir şey yemedin. Yok ben çok bile yedim. Siz hiç kalkmayın ben koyarım. Zahmet olmasın sana. Yok niye zahmet olacak ki? Sevdim. Kızma hemen. Ben seni düşünüyorum. Üzülmeni istemiyorum. Babası annesi biliyor mu seni? Onur şuradaki fotoğrafta kaç yaşındaydı? Fotoğraftaki yaşını sordu. Durun ben fotoğraf albümünü getireyim. Bak şurada. Merhaba Onur. Çay falan yapayım mı? Yok sağ ol, aşağıda bekliyor, bizimkiler çok alamayacak. Ya sabredemedim, anlatmaya geldim. Abimin çalıştığı oyuncak şirketi web sitesi yaptırmak için birini arıyormuş. Benim de aklıma Onur geldi. Abime söyledim, o da şirkettekilerle konuştu. Tamam dediler. Bu harika. Yaparsın değil mi Onur? İzin alabilirsin belki, olmaz mı? Ya bir dene, kurtulursun belki o sıkıcı yerden. Abim konuşmuş Onur, bir sorun çıkmayacak. Her şey tamam işte Onur, bir sorun yok. Ya kusura bakmayın. Aşağıda bekliyorlar, ben çıkmalıyım. Onur sen bir düşün, bana haber verirsiniz. Hoşça kal. Hoşça kal. Niye böyle yapıyorsun? Ayıp oldu işte kıza. Ben sadece kendi işini yapabilmen için yardım etmek istedim. Ya ne olur yani bir denesen izin almayı. Senin izne ayrılmak istiyorum, gereğini arz ederim. Sen imzanı at, ben personel müdürlüğüne yollayayım. Günaydın.
iyi geceler. Hanımefendi. Hanımefendi ama beni dinlemiyorsunuz. Hayır efendim, fişe takmadan çalışmaz tabii. Bak, içindeki pişirme ünitesini yıkamanız gerekiyor. Hayır. Hanımefendi, sanırım fritözde dolma pişmez, bilmiyorum yani. Bakın 10 dakikadır anlatmaya... Ama beni dinlemiyorsunuz. Eğer dinlemezseniz nasıl yardımcı olabilirim size hanımefendi? Bakın, ben sizi başka bir arkadaşıma yönlendireceğim. O size yardımcı olacak. Lütfen hatta kalın. Of, yok beceremiyorum. Beceremiyorum ben bu işe. Ya bu insanlar anormal ya ben bir tuhafım ya. Delireceğim burada ya. Anlatamıyorum ya, ben kendimi ifade edemiyorum. Tamam, hadi 5 dakika mola ver. Tamam, hadi. Ya kafayı yiyeceğim burada ya. Tamam, devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Motivasyonunuzu kaybetmeyin. Devam. Vay. İşaret dili öğreniyorum. Bu kadar zahmet edecek biri mi bari? Ben böyle bir şeyi sadece senin için yapardım herhalde. Ben de onun için yapıyorum işte. Sohbetler molalarda arkadaşlar. Devam edelim. Çok beğendim. Böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Annen nerede? Hoş geldiniz. Merhaba. Ne isterdiniz? Limonata ister mi? Olur. Sen de mi limonata? Limonata benim. Dinle derdim. Onu yok demem. Aa, tatlının yeni mi geldi? Biliyorum. Şimdi getireyim. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz? Koşturuyorum işte. İşler nasıl gidiyor? Biraz yoğun. Çağrı merkezinde çalışıyordun değil mi? Evet, birkaç ay oldu başlayalım. Memnun musun? Pek değilim ama bırakmayı da düşünmüyorum. Zaten iş bulmak da çok zor bu ara. Doğru. Çaba harcamadan hiçbir şey olmuyor tabii. Mesela ben burayı Onur için açmıştım ama o hiçbir zaman burada çalışmak istemedi. Kendi ayakları üzerinde durabileceğini göstermek istiyorum. Ona karşı anlayışlı davranmanız çok güzel bir şey. İşaret dilini öğrenmeye başlamışsın galiba. Değişik değil mi? Dışarıdan bakınca eğlenceli görünüyor. İnsan ilk başta hevesli oluyor tabii ama sonra geçiyor. Ben de öyle olacağını zannetmiyorum. İnşallah. Bak. Eğer konuşurken onun sana söylediklerini tekrarlarsan onu anladığını görür. Bu onu konuşması için cesaretlendirebilir. Tamam. Onu yine gel. Ölüyorum. Bu Elif senin eski sevgilin mi?
samimiyet ne o zaman? Kız saçının modelini bile biliyor. Bu kızla senin aranda kesin bir şey olmuş. Ben anlarım. Sen beni salak zannediyorsun galiba. Arkadaşlar bugünkü kilomuz biraz düşük. Biraz motivasyon. Moralimizi bozmayalım. Biz iyi bir ekibiz. Ne kadar çok satarsanız o kadar çok para kazanırsınız arkadaşlar. Ne kadar çok satarsanız o kadar çok para kazanırsınız. Unutmayın. Şimdi aynalarımıza bakarak güler yüzle telefonlarımızı açıyoruz ve saldırıyoruz. Saldırın arkadaşlar. Ne kadar çok satarsanız o kadar çok kazanırsınız. Hadi bakalım. Güler yüzle açıyoruz. Ya yeter artık ya yeter. Yeter dayanamıyorum artık dayanamıyorum. Yeter artık ya. Köle mi zannediyorlar bunlar bizi ama dayanamıyorum artık ya. Tamam arkadaşlar. Tamam, kulağım duymuyor artık yeter. Tamam sakin ol. Tamam arkadaşlar, siz işinizi başınıza dönün. Bir problem yok. Kolonyası olan var mı? Tamam, arkadaşlar. Bir şey yok, çok abartılacak tamam, bir şey yok arkadaşlar. Tamam. Panik yapmayın, bir 5 dakika dışarı çıkarsın, hava alsın, kendine gelir. Dönün arkadaşlar işinizin başına. Herkes işi bırakmasın lütfen. Motivasyonunuzu kaybetmeyin siz, devam. Bir şey yok. Tamam arkadaşlar, siz işinizin başına dönün, hadi. Tamam. 5 dakika hava alsın, kendine gelir. Evet, herkes işinin başına. Motivasyonumuzu kaybetmeyelim biz. Devam arkadaşlar, devam. Ne yapıyorsun sen ya? Motivasyonu artırıyorum, benim de işim bu. Beni de yukarıdan sıkıştırıyorlar. Böyle motivasyon sağlayamazsın. Farkında değil misin? Herkes senden nefret ediyor. Biraz insanlarla ilgilen, bizi anlamaya çalış. Sen de burada çalışıyorsun sonuçta. Burası bir iş yeri Zeynep Hanım. Kişiselleştirmeye gerek yok. Sistem bu. Para kazanmak isteyen çalışır, istemeyen gider. Buyurun. Evet, motivasyonumuzu kaybetmeyelim. Hadi, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Ya, moralimizi bozmaya gerek yok. Nasıl yok? Adam hepimizi aşağıladı. Millet de koyun gibi yerlerine dönüp çalışmaya devam etti. İşte herkes aynı değil. Zamanla onlar da anlayacak öyle olmadığını göreceksiniz. Ben daha ne kadar böyle dayanabilirim bilmiyorum. Zeynep'le nasıl gidiyor? Tam babanın oğlusun sen. Sinirlenecek bir şey yok canım. Sen bir kız buldun, beni unuttun. Hiç gidip gelmiyorsun. Gene kendini suçlamaya başlama. Babam bizi bir kadın yüzünden terk etti. Seninle hiç ilgisi yok. Zeynep'le nasıl anlaşıyorsunuz? Konuşmuyor musun hala? Oğlum, konuşmak için o kadar okudun, çalıştın, uğraştın. Zaten kimse sana acıyarak bakmıyor. Senin utanmana gerek yok. Onlar utansın. Bak, bir şeyler söylemek istediğinde söyle. Eğer Zeynep seni gerçekten seviyorsa sana destek olur. Senden utanmaz. Abla. 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 Ne var? Abla. Ne var? Ne oluyor? Ablayım bak aşağıya. Bu saatte tek başına oturmasın sokakta. Ne diyorsun Kamran? Abla lütfen git diyorum. Abla git aşağıya bak diyorum. Kim, ya. Kamran? Abla bak sokaklar bu saatte tehlikeli. Tamam, lütfen abla tamam. Aşağı lütfen. Tamam canım. Abla lütfen aşağı hadi, lütfen. Hadi sen otur tamam. Hadi abla, sakin ol. Aşağı, hadi. Hadi sakin ol. Hadi geliyorum. Abla lütfen. Lütfen. Zeynep. İyi misin? Onur nerede? Bir şey yok. Onur daha gelmemiş de kapıda kaldım. E hadi gel yukarı çıkalım. Hem kahve de yaparım ha.
Kamrancığım, hadi sakinleş artık. Bak Zeynep çok iyi. Hadi canım. Sen de otur. Ben hemen kahveleri yapıp geliyorum, tamam mı? Hadi Bir de o kızı geceli bir vakti tek başına sokakta bırakmayacaksın, anladın mı? Kamran! Anladın mı? Kamran! Anladın mı? Namussuz sakin ol! Anlıyor musun? Kamran, sakin ol! Anlıyor musun? Kamran, ne yapıyorsun? Anlıyor musun beni? Tamam. Anladın mı beni? Kamran, hadi. Ha? Hadi canım, sakin ol. Bırak ya! Eşim ölünce Kamuran bana çok destek oldu. Aslıcığım aramıza katılınca her şey çok daha güzel olacaktı. Kamuran askere gitmeden önce nişanlandı. Aslıcığım onu bekledi. Düğün için hazırlıklar yaptı. Bir gün Aslı bize yemeğe gelmişti. Ne yemekler hazırlamıştım ama görmeniz lazımdı sofrayı. Neyse. Kamuran Aslı'yı eve bırakmak için çıktı. Sonra Kamuran'ı beklerken koltukta uyuyakalmışım. Bir telefon sesiyle uyandım. Aslı ile Kamuran yolda yürürken iki adam önlerini kesmiş. Paralarını istemişler. Kamurancığım da cüzdanını çıkarmak için elini cebine atınca adamlardan biri bunu bıçak zannedip elindeki bıçağı sallayıvermiş. Kamuran bacağından yaralanmış, yere düşmüş. Aslıcığım da onu korumak için araya girince olan olmuş işte. İlk bir ay hiç konuşmadı Kamuran. Ağır depresyon dediler. Bir sürü ilaç falan. Yavaş yavaş düzeliyor zannettim ama öyle olmadı. Hastaneden eve döndükten sonra bir daha hiç dışarı çıkmadı. Bu geceki siniri de ondan. Ne olur kusura bakmayın. Zeynep'i böyle sokakta tek başına görünce birden çok telaşlandı. Peki o adamlar yakalandı mı? Biri o gece yakalandı. Diğeri de daha yeni yakalanmış. Yeni mi? Evet. Mahkemeden kağıt geldi. Kamuran'ı çağırıyorlar yüzleştirmek için. Gidecek mi peki? Daha söyleyemedim ki. Ya acıları tazelenirse ya daha kötü bir şey olursa? Bence söylemeniz gerek. Belki gider. Hiç sanmıyorum. Su hiçbir şeyi temizlemez öyleyse. Bu kadar kirliyken sen. Boşuna çabalama. Seni temizleyecek bir avuç kandır ancak. Göğsünden avuçlarıma akan. Yarın İstanbul'da sıcaklık 30 derece ancak yüksek nem yüzünden hava bunaltıcı olabilir. (Gülüyor)
Öğretmenim sağ olsun. Cihan öğretti. Kızdın mı? Ya bu kulüp bizim bütün ihtiyacımızı karşılıyor. Cebimizden 5 kuruş para çıkmıyor ya. Karşılığında ne bekliyor? Adam gibi işimizi yapıp şu takımın içinde kendimize yer bulmamızı. Acı yoksa başarı da yok. Hadi bakalım. Şimdi Ayşe. Tamam. Oldu. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Biliyor musun? İş yerinde bir haftadır herkes sadece bizim siteden bahsediyor. Senin yaptığını da öğrendiler. Seni çok merak ediyorlar. Olur. Seni çok özledim bütün gün. Yarın şeneye gireceğimi düşünüyorum. Eşyalarımın yarısı orada, yarısı burada. Taşınayım mı? Buraya. Birlikte mi yaşayacağız? Hayır, istemediğimden değil ama... Leyla ile konuşmam gerekir ama. Sonra hallederiz. Bugün birkaç eşyamı alayım. Kalanı yarın gelir toplarız, tamam mı? Hemen gelirim ben. Boşuna tartışıyoruz kızlar. Her gün işte görüyorum ben seni. Ben onun kendinin olduğunu biliyorum. Değişiklik istiyor hanımefendi. Bir de iş inada bindi tabii şimdi. Tatile çıksaydı o zaman. Olmaz zaten, yaş biter yakında. Bir şey içmek isteyen? Ne haber Zeynep? Ben bölmeyeyim sohbetinizi. Eşyalarımı toplamaya geldim zaten. Eşyalarımı toplayacağım da ne demek? Onur'a taşınıyorum. Zeynep sen kafa yedin iyice ha. Zeynep! Sana ne oluyor ya? Ya kızım, bari bir konuşsaydık ya. Ne oluyor? Zeynep Hanım taşınacakmış. İyice düşündün mü? Düşünecek bir şey yok. Bence var Zeynep'ciğim. Ne yaptığını bilmiyorsun çünkü. Hem sen beni Tatlı'ya nasıl ortada bırakırsın? Zeynep, tamamen taşınma bari. Ha? Bak, daha yolun başındasın. Ben seni çok iyi tanıyorum ya. Senin kaç yıllık arkadaşınım. Sen bu ilişkinin sonunu görmüyor musun? Millet arkandan neler diyor Zeynep, farkında mısın? Hepsini biliyorum ama hiçbir umurumda değil. Onur beni bekliyor. Bence umurunda olsun.
Hadi bize aldırmıyorsun, annene babanı düşün. Onlar ne düşünecek Onur'un halini öğrenince? Of Leyla ya. Peki özür dilerim. Ben senin arkadaşının iyiliği için söylüyorum. Leyla, ben senin bugüne kadar hangi ilişkine karıştım? Sen niye karışıyorsun ki? Benim bir tane bile anormal ilişkim olmadı Zeynep. Hadi şunları geri koyup içeri gidip oturun. Senin normal ilişki anlayışında, bu insana bakışında. Gel buraya. Onur! Onur, Zeynep bayıldı. Çabuk buraya gel. Gördün mü? Bak, sana bir şey olsa haberi bile olmayacak. Normal bu mu? Kalan eşyalarımı sonra gelir alırım. Kızım, mesajlarıma niye cevap vermiyorsun? Ne mesajı ya? Bırak şunları. Bir dur da konuşalım be. Ya versene sen. Ben de... Bir dakika, bir dur. Allah kahretmesin. Ne var lan, ne? Ne var, ne? Ne? Onur, sakin. Sikerim seni ha. Onur! Oh! Ne? Onur! Ne? Ara! Gel buraya! Ara! 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 Ne? Ara! Ne? Ara! Ara! Ne? Durma lan! Durma! Durma lan! Ne? 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 Birbirimizi üzmeyelim. Çekil, ben gitmek istiyorum. Bir şey yapmadık. Nereden sana bir şey yapıyor zannettim. Aras bana hiçbir şey yapmıyordu. Sadece benim gitmemi engellemeye çalıştı. Ya ama sen ne yaptın? O salakları haklı çıkardın. Ya sen beni nasıl itersin? Ne? İnsanların ne düşündüğü durumunda değil. O zaman sinirlerine hakim olmayı bileceksin onu. İnsanların ne düşündüğünü ben de umursamıyorum. O yüzden seninle birlikteyim. Gitmek istiyorum. Ben seni seviyorum ve seninle birlikte olmalıyım. Sen benimle birlikte olmak için ne yaptın Onur? Ben sürekli uğraşıyorum. Seni daha iyi anlayabilmek için çalışıyorum. Ben senin için işaret dili öğreniyorum. Değişmeye çalışıyorum. Daha bugün bu eve taşınıyordum. Bugün hayatımı değiştiriyordum. Farkında mısın? Her şeyi yaptım. Sen beni daha önce bırakıp gittin. Ben sana güvendim. Bir gün yine bir terk edeni bile bile yaşadım. O adamı sana telefon mesajı gönderdiğini gördüm ama sustum. Sen benim telefonumu mu karıştırıyorsun? Şimdi gitmek istiyorsan git. Ama bunu rahatlatmak için bahane Ayşe. Zeynep nerede? Bugün Zeynep'in izin günü Aras Bey. Çok güzel müzik. Of loving you. Your name makes love me.
Aslında büyük bir işe giriştik. Her şey çok hızlı gelişiyor. Bu internet sitesi, eylem hazırlıkları... Yani bazen seni de sürüklüyormuşum gibi hissediyorum. Niye böyle bir şey yapıyorum diye sorduğun oluyor mu? Sen kendine soruyormuşsun. Ben neyi soracağım ki? Biz zaten mücadele içindeyiz. Sen benim için aynısını yapardın. Olur, doğum günün kutlu olsun canım. İyi ki doğum günün
işin sorumlusu. Benim. Sorunlarınızı duyurmaya çalışıyorum. Tamam, duyurdunuz işte, şimdi dağılın. Basın açıklamasını okuduktan sonra dağılacağız zaten. Hanımefendi, yaptığınız eylem gösteri ve yürüyüş yasasına aykırı. Eğer dağılmazsanız ekip hemen müdahale etmek zorunda kalacak. Bakın Amir Bey, yürüyüşümüzü yaptıktan sonra basın açıklamasını yapıp dağılacağız diyoruz zaten. Beyefendi, siz laftan anlamıyor musunuz? Yaptığınız eylem izinsiz diyorum zaten. Eğer dağılmazsanız müdahale etmek zorunda kalacağız. Ya iyi de, bu basın açıklamasını yapmak için izne gerek olmadığını siz de biliyorsunuz. Ama yürüyüş yapmak hakkınız yok. Hayır, öyle bir ibare yok yasada. Dikkatli bir şekilde yapın o zaman. Şu pankartları da indirin. Şunu bir alın. Şunu bir bırakın. Kızım sen. Niye bizi üzüyorsun böyle? Ne yapmışım ki ben anne? Hakkımızı aradık. Biz zaten iznimiz de vardı. Ama ben onu demiyorum. Sağır dilsiz bir çocukla birlikteymişsiniz. Memur bey söyledi. Doğru mu? Zeynep çıldırtma beni. Cevap ver. Ya be kızım. Biz senin neyini eksik ettik de eksik bir adamla birlikte oluyorsun? Ne diyorsunuz siz ya? Onun eksik hiçbir tarafı yok. Eksik olan sizsiniz asıl. Bana bak. Terbiyesizlik etme. Ya lütfen. Yürü hadi, gidiyoruz. Ben bir yere gelmiyorum sizinle. Yürü dedim, eve gidiyoruz. Terbiyesizlik etme. Salih, sen bir dışarı çık, hava al. Zeynep kendine gelir, sonra gideriz eve. Hadi kız, babanı daha fazla sindirlendirme. Anne, ben gelmeyeceğim sizinle. Onur'u bekleyeceğim burada. Aman, onu bırakmışlar. Nasıl yani? Ya ne bileyim, gitmiş işte. Onur gitmiş mi? Ben gelmiyorum. Bana bak, benim daha fazla canımı sıkma. Bin şu arabaya. Sakın. Gördün mü? Gitmiş işte. Anası babası alıp götürmüş. Bunu da yaptın sonunda. Bir polise saldırmadın kalmıştın. Ne demek suçum yok? Daha ne olacaktı? Şimdi sen Zeynep'i korudun mu? Bak, benim bir oğlum var. Onu da kaybetmeye hiç dayanamam. Artık kendine gel, ne yaptığına bir bak. Bilmeden konuşuyorum öyle mi? Her şeyin doğrusunu sen biliyorsun tabii, biz hiç yaşamadık. Uzatacağız ve bu problemi birlikte çözeceğiz. Problem şu, sana anlaşmanız zor olur demiştim, dinlemedin. Tabii canım, belli. Çok iyi anlaşıyorsunuz. Onun yüzünden geldi bunlar başına. Sana ne çağrı merkezi çalışanlarından? Destek mi? Bu nasıl birbirinize destek olmak? Senin tutuklanmana sebep oldu. Tamam deme. Sen kendini suçlamaya devam et her zamanki gibi. Susmayacağım. Bazı şeylerle yüzleş artık. Bir artık, bir! Devam! Devam! Dur! 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 Dur!
dilerim. Artık ikimizin de üzülmesini istemiyorum. Kendine de bana da kızmaktan vazgeç artık. Sen babamın bana yaptığın aynısını yapıyorsun. Ben buna üzülürüm. Ben sana ne yapıyorum ki? Sadece seni korumaya çalışıyorum. Babam utandığı için beni insanlardan uzak tuttu. Sen korktuğun için insanlardan uzak tuttu. Hayır. Utandı işte. Zoruna gitti. Babamın arkadaşlarının yanında konuşmaya çabalarken çıkardığım garip seslerden babam utandı. Lütfen. Neden beni babaannemle dedemin yanında hiç götürmedi? Ne çocuğu gibi görmedi. Bana hep tuhaf, kötü baktı. Hissetmedim mi sanıyorsun? Biliyorum. Ama babanı kaybetmek istemedim. Hep bir gün hatasını anlayacak diye ümit ettim. O adam benim konuşmamı istemedi. Ben insanlar bana onun gibi bakmasın diye sustum. Hep korktum. Babam bana böyle bakarsa insanlar nasıl bakar diye düşündüm. Ben artık korkmak istedim. Onlardan bazıları kovuldu. Konuşmadınız mı Aras'la? Faydası yok. Karar dün akşam verilmiş. Boş verin. Zaten mutlu değildik burada. Yeni bir şey buluruz. İşte senin bir şey aramana gerek yok Zeynep'ciğim. Aras Bey zaten sana dokunmamış. Ne diyorsun sen ya? Adam gözdağı vermek için satışta listedeki son 10 kişiyi çıkartmış. Zaten seni beni çıkaramaz. Aynen öyle. Arkadaşlar. Bugün 10 kişi işten çıkarılmış. Ben de şu anda istifa ediyorum. Biz çalışma koşullarımızın düzelmesi için bir eylem yaptık. Eğer bize verilen ceza işten kovulmaksa o zaman hepimiz yaptığımızın arkasında durmalıyız. Ancak o zaman bir şeyleri değiştirebiliriz. Çünkü bu kutuların içinde önemli olan biziz. Bunun farkında olmalıyız. Hepimiz aynı anda buradan gidersek bizim yerimize bir hafta içinde yetişmiş eleman bulamayacakları için 10 arkadaşımızın işten çıkarılmasıyla cezalandırılıyoruz. Dünkü eylemde sınırlı kalmayalım. Mücadeleye devam edelim. Hadi şimdi kendimizi alkışlayalım. Bir, iki, üç, cimbom!
hakimlerle konuştum. İstediğin kadar kalabilirsin. Kimseler de yoktur şimdi orada. Evde olmadığı bir zaman gidip onurdaki eşyalarımı almam lazım. Kapat kapıları, kendini hiç açma, kolaydır. Sevmeye zorlamak, ölmek zor. Sabrım var, korkum ceketimi burada unutmuş olabilir miyim?